Üzgünüm efendim, rahatsız ediyorum. Şehir merkezine inen yolların ulaşıma açıldığını size haber vermek istedim. Teşekkür ederim. Bir dakika beyefendi. Şu anda çok acil çıkmam lazım. Daha sonra konuşuruz. Ama efendim, eşiniz... Ne olmuş eşime? Kayarken bir kaza geçirmiş. Düşmüş sanırım. Ayağında bir kırık olabilir. Şu anda pistte acılar içinde kıvranıyor. Doktor da yanımda. Sizi de oraya götüreyim hemen. Ne oldu? Düştüm. Neyse ki kırık ya da çatlak yok. Sadece bileğiniz burkulmuş. Çok acıyor ama. Allah'ın sopası yok tabii. Çok şakacısın kocacığım. Eşinizi otele taşıyabilirsiniz. Birkaç saat kokulan bölgeye buz uygulayın. Bir de o ayağının üzerine bastırmayın. Yarına kadar bir şey kalmaz. Anladım, sağ ol. Mersi. Ne yapıyorsun sen ya? Otele gidiyoruz. Beni ta otele kadar yürütmeyi mi düşünüyorsun? Ne yapmam gerekiyordu? Beni kucağına alıp taşıyacaksın tabii ki. Nazlıcığım, abartmasın. Ya ayağım sakat, görmüyor musun? Hem ayrıca herkes bizi yeni evlisiyor. Evet, bunun benim seni kucağımda taşımamla ne ilgisi var? Allah'ım, sen ne kadar kaba bir adamsın ya. Yeni evlilikler birbirlerine çok aşık olurlar. Ve özellikle aşık erkekler, aşık oldukları kadınlar için her şeyi yaparlar ya. Mesela senin gibi üşenmeden kucağında taşımak gibi. İyi de ben sana aşık değilim ki. Ha, ciddi mi söylüyorsun? Ben senin için yanıp tutuşuyorum burada. Rolümüzün inandırıcılığı için bunu yapman gerekiyor Ali.